Onur Efe 13 yaşında, DMD hastası. Hikayesi yapay kalp cihazıyla değişti, hayata yeniden tutundu. Hiç kimse olmaz dedi. Yani bu iş olmaz. %99 masada kalır dediler, yapamayız dediler. İşte şey hocam sağ olsun bize bir evlat bağışladı. Onur Efe'nin kalbi hastalığından dolayı %20 kapasiteyle çalışıyordu ve yapay kalp cihazının takılması artık zorunlu hale gelmişti. Doktorlar tüm riskleri göze alarak Onur Efe'ye yapay kalp cihazı yerleştirdiler ve kalbi yeniden normal çalışmaya başladı. Onur Efe DMD kas hastalığı grubunda Türkiye'de yapay kalp cihazını takıldığı ilk hasta oldu. Giderek ayaklar, kollar etkilenmiş. Solunum kasları %80 oranında etkilenmemişti. Bu bizim için bir fırsattı. Ve o fırsatta da bu cihazı implante ettik. Kalp kası %20 performansa düşmüştü. Şu anda çok şükür normal bir kalp ve dolaşım performansına ulaştık. DMD, vücuttaki kasların zamanla zayıflamasına ve hasar görmesine neden olan genetik bir hastalık. Onur Efe'ye bu tanı 3,5 yaşındayken konuldu. Böyle salık bir çocuktu Onur Efe. İşte 3,5 yaşında bir bayan doktorumuz sağ olsun o şüphelenerek kas hastalığının tahlillerini aldı. O söyledi. Ondan sonra fakülteye sevk ettiler bizi. Fakültede biyopsi yaptılar. Biyopsi de çıktı. 4. sınıfa kadar normal yürüyebiliyordu. Koşamıyordu ama hani yürüyebiliyordu. Kendi ihtiyaçlarını görebiliyordu. 4. sınıftan sonra akülüs sandalyeyi. Bu şekilde hayatımı idame ettiriyordu. 5 sefer Hindistan olayımız var. Kök hücre orada yaptırdık. Tabii bu tedavi amaçlı değil fakat ne kadar öteleyebilirsek diye. DMD, Onur Efe'nin kalp kaslarını da etkiledi. Aile evlatlarının hastalığına çare bulmak için dünyanın öbür ucuna bile gitti. Yapay kalp cihazının takılmasıyla kalbi normale döndü. Bu cihazla en azından çok daha uzun bir yaşam süresi onu bekliyor. İnşallah solunum kaslarını da uzun bir süre devam ettiririz. Türkiye'de ilk bir uygulama, dünyada da sayılı uygulamalardan biri. Yaşı itibariyle dünyadaki en genç birkaç hastadan biri. 18 insana takılmış şu ana kadar. Onur Efe 19. Onur Efe'nin yapay kalp cihazıyla hayata bağlanması Türkiye'deki diğer DMD hastalarına da umut oldu.